bütün minarelerden sala okuma fikri doğdu. Daha sonra öğreniyorum ki zaten neredeyse maşeri vicdan her yerde bunu söylemiş. Ekranlardan pek çok kardeşimiz Diyanet nerede bugün sala okusun diye çağrıda bulunuyor. Sala kararını işte ben verdim diyenler var. Farklı iddialarda bulunanlar var. Bunu aklına gelen ve bunu ifade eden her kardeşime teşekkür ederim. Başka arkadaşların bu çağrılardan haberimiz yok. Fakat o çağrılar olsa bile mühim olan kurumun bir yazılı bir genelgeye dönüştürerek bu kararı vermiş olması. Fakat o çağrılar olsa bile mühim olan kurumun bir yazılı bir genelgeye dönüştürerek bu kararı vermiş olması. Allah razı olsun hepsinden. Biz o arada metni bitirdik, kaleme aldık ve onu bütün personellere gönderdik. Bir arkadaş telefonda ya yarın 10.000 kişi ölürse ne yaparız dedi. 10.000 birinci de biz olalım dedim. Bu gece milletin hukukuna sahip çıkmak bizim vazifemiz. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Elimizden şu anda sadece bu geliyor. İnandım ki o gece bu milletin maneviyatını, o milleti millet yapan ruhu harekete geçireceğine ben inandım. Fakat tereddüt hasıl oldu. Tereddüt hasıl olunca ben Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Büyükelçimiz Hasan Doğan Beyefendi'ye bir mesaj atarak. Kaçta attınız bu mesajı? Bu benim yeni numaramdır. Sala'dan önce mi yani çift 013'ten önce mi? Sala aslında okunmaya başladı bir taraftan. Çift 013 evet. CNN Türkiye bağlandıktan hemen sonra olacak zannediyorum. Bunun üzerine dedim ki beni mutlaka Cumhurbaşkanımızla görüştürün. Hocam dinliyor dedi. Sesinizi dinliyor. Orada benim söylediğim efendim milletimize geçmiş olsun, sizlere geçmiş olsun. Ben inanıyorum ki Rabbim bu gece sizi de milletimizi de mahcup etmeyecektir. Ve bunlar başarılı olamayacaklardır. Çünkü dünyadaki bütün mazlumların duası sizlerle, ülkemizle o büyük dualar sayesinde ben bu gece bu ihanetin hedefine ulaşamayacağını düşünüyorum. Biz Diyanet olarak karar verdik. Bütün camilerimizden sala okutmaya başladık. Ama sizin de izninize ihtiyacımız oldu. Hocam sala okuyun, güzel. Sala yetmez. Bir de meydanlara çağırın dedi. Hocam sala okuyun, güzel, sala yetmez, bir de meydanlara çağırın dedi. Peki efendim dedim ve telefonu kapattım. Bunun üzerine hemen televizyon kanallarına bağlanmaya başladım. Önce 1'i 10 geçe Kanal 7 Ülke TV ortak yayınına bağlandım. CNN Türk'e ulaştım. CNN Türk, hocam biz sizi arayacağız dedi. 1.50'de sizin kanalınıza bağlandım. İlk cümle şöyledir. Bu gece milletin hukukuna sahip çıkmak bir iman vazifesidir. Minareler saralar okunacak diye mesajlar gitti. İstanbul müftümüzle telefon görüşmelerimiz oldu. Bazı il müftülerimizle görüşmelerimiz oldu ve böylece Türkiye genelinde saralar başladı. Sabaha kadar da ben bir taraftan da televizyon kanallarına bağlanarak Kanal D'ye, Kanal A'ya, diğer kanallara hepsine bağlanarak bu mesajı ilettim.